Alkev Özel Okulları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Sayın Doktor İsmet Aksöyek. Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Sayın Elif Durukan. İlk ve Ortaokul Müdürü Sayın Ayşenur Yavuz. Akademik Koordinatörü Sayın Yalın Güçkıran ve müdür yardımcılarımızı çelenk sunma töreni için davetlerimi arz ederim. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete ihtiharinin 83. yıl dönümünü anmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Sizleri İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Lütfen dikkat! Çelenk sunma törenimiz sona ermiştir. Saygılarımla. Sayın idarecilerim, değerli öğretmenlerim ve sevgili öğrenciler. Bugün burada Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü sebebiyle toplanmış bulunuyoruz. Büyük Önder, fikir, ideal ve eserleriyle bağımsızlığımızdan tarihimize, dilimizden sanatımıza ve benliğimize kadar aramızda her zaman yaşayan bir liderdir. Atatürk'ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıl dönümünde herkese düşen en büyük görev, Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyet'in değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek ve Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımaktır. Dünyanın en seçkin ve en saygın lideri şöyle diyordu. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal'i ise ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ideal için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan,
yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Bugün kendisini bu denli Türk milletine adamış, medeniyeti kendine tek yol bilmiş Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günüdür. Sevgili atam, bugün günlerden 10 Kasım. Siren sesiyle tüylerimizin ürperdiği, gözlerimizin uzaklara daldığı o gün. Sana olan sevgimiz, özlemimiz tüm benliğimizde yaşıyor. Ne zaman mesleğini özgürce icra edebilen bir sanatçıyı, kimseye ihtiyaç duymadan ayakta duran bir kadını görsem, yahut ne zaman rahatlıkla kendini ifade edebilen, düşünen, okuyan, araştıran, sorgulayan, kısaca kendini var edebilen insanları görsem, aklıma sen geliyorsun. Geliyorsun çünkü bu karakterler senin yaşayan bedenlerin. Suretlerden ibaret değil, birey olmayı amaç edinmiş, Atatürk'ün mirasına sahip çıkan ve çıkacak olan bizler. Bir halkın mücadelesi ve daha da önemlisi fikirlerin, devrimlerin, çağdaş medeniyet ülküsünün temeli üzerine kurulmuş vatanın üzerinde kara bulutlar geziniyor. Belki de artık sık sık oluyor bu. Ve bizler seni arıyoruz o zaman. Bazen de çaresizlik içinde. Ancak bizleri yüreklendiren ve bizleri fikirlerine emanet etmiş olan bizleri yine sen ayağa kaldırıyorsun atam. Sizler yani yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Biliyoruz ki doğruluktan ve bilimden ve çağdaş düşünceden vazgeçmedikçe özgürlük ve adalet arayışındaki her birey senin gurur kaynağın. Biliyoruz ki sana edilebilecek en güzel teşekkür ve kurduğun cumhuriyeti devam ettirmek ve daima yükselmektir. Maksat bizim yaşamamız değil. Maksat milletin yaşamasıdır. Sevgili öğrenciler, değerli meslektaşlarım. Günümüzde birçok ülkede halen örnek gösterilen bağımsızlık mücadelemiz ve Atatürk devrimleri, Ulu Önderimizin ne denli vizyoner bir dünya görüşüne sahip olduğunun en büyük ispatıdır. Yaşamı boyunca milletimize kazandırdığı devrimlerle ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkartmış Mustafa Kemal'i önce tanımalı ve Türk ulusu için yaptıklarını anlamalı ve anlatmalıyız. İnsanları hayata bağlayan şey inançlarıdır. İnandığımız ölçüde var oluruz ve inançlarımızı gerçekleştirme çabamız bizi biz yapar. 10 Kasım, hepimizin işte bu sorumluluk bilinciyle kendimizi değerlendirdiğimiz ve atamızın izinde yürümeye devam ettiğimiz bir gün olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bu gücü ve inancı miras bırakan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bütün silah arkadaşlarına ve şehitlerimizi saygıyla anıyor ve ideallerimize sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Ülkemizin ve kalplerimizin Mustafa Kemal'in yolundan ve ışığından mahrum kalmaması dileğiyle, sonsuz minnetle. Alkev Özel Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin sizlere bir mesajı var. Ulusal da biziz, evrensel de biziz, gelecek de biziz, biz Mustafa Kemal'iz. Bizler senin izinde sona candan bağlıyız, vatanı korumaya yürekten kararlıyız. Thank you.
Medeniyetin sonsuz bir ışık olduğuna inanan Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin medeniyetler seviyesine ulaşmasının en önemli yollarından birinin halkı sanat ile yoğurmak olduğunu bilirdi. Atatürk, sanatın ve sanatçının önemi hususunda şöyle söylemişti. Bir milleti yaşatmak için bir takım temeller lazımdır. Ve bilirsiniz ki bu temellerin en önemlilerinden biri sanattır. Bir millet sanattan ve sanatkardan yoksunsa tam bir hayata sahip olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve hasta bir kimse gibidir. Hatta kastettiğim manayı bu sözde ifadeye yeterli değildir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felakete mahkumdur. Birçok unsurlar o felaketin derecesini fark etmez. 1929 yılının bahar ayıydı. Atatürk, Bursa yolundayken dinlenme ihtiyacı duymuş ve Yalova'da büyük bir çınar ağacının altında arabasını durdurmuştu. Atatürk, bu çınar ağacına adeta hayran olmuş, hemen sandalyesini çınar ağacının altına koydurup sandalyesine oturmuştu. Şoförü Ahmet Efendi ve yaveri Şükrü Sezer de Atatürk'ün yanındaydılar. Ah Şükrü, ne kadar güzel bir ağaç ve ne kadar huzurlu bir yer, öyle değil mi? Evet paşam, gerçekten insanın içi huzur doluyor. Ne dersin, buraya bir köşk yaptıralım mı? Bu çınar ağacının gölgesi ne güzel çalışılır, ne güzel fikirler üretir. Emriniz olur paşam. Sen ne dersin Ahmet, beni getirir misin buraya? Aman paşam, siz isterseniz de getirmez miyim? O vakit kurulsun bu güzel, huzur dolu çınar ağacının gölgesine bir köşk. Atatürk'ün talimatıyla köşk hemen inşa edilmeye başlar. İşçiler, yaverleri, herkes büyük bir uğraş içinde Atatürk'ün hayranlık duyduğu bu yere ona layık bir köşk yapmak için uğraşır ve köşkü kısa sürede ortaya çıkarırlar. Ah güzel çınar ağacı. Paşam, izniniz olursa sizinle bir şey paylaşmak isterim. Tabii ki, buyurun. Paşam, size layık bir köşk yapmak için çok uğraştık. Rahatça dinlenebileceğiniz bir köşk oldu çok şükür. Ancak bu büyük çınar ağacı biraz bizi üzdü. Paşam, çınar ağacının kökleri köşkün temelini kaldırdı. Yaprakları da köşkün pencerelerine müdahale ediyor. Ya köşkü kaybedeceğiz ya ağacı keseceğiz. Onun için kusura bakmayın ama biz ağacı keseceğiz. Nasıl yani? Siz benim hayran kaldığım bu çınar ağacını bir ev için kesmekten mi bahsediyorsunuz? Bin yıl boyunca yaşayabilen, bize huzur ve mutluluk veren bu koca çınarı bir köşk için kesmenizi isteyeceğimi size düşündüren nedir? Asla! Gerekirse köşkü kaydırınız, çınar ağacının tek bir dalı dahi dokunulmayacak. Tabii ki paşam, tabii ki, nasıl isterseniz. Ne yapalım Şükrü Paşa? Köşkü nasıl kaydırırız? Paşam istediyse bulunur bir hal çare. Yapınız! Büyük uğraşlar sonucunda Atatürk'ün talimatı yerine getirilmişti. Köşk kaydırılmış, çınar ağacının tek bir dalına dahi dokunulmamıştı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bir kere daha doğanın hiçbir şeyden daha önemli olmadığını herkese kanıtlamıştır. Atatürk'ü devletin başka bir işi yok mu diye eleştirenler olmuş, Atatürk'ün cevabı ise tarihe geçecektir. O çınar ağacı devlettir. Thank you.
Toprak kireçli ve verimsiz. Bu topraktan cıklık kurmanız imkansız. Aman efendim, atamız toprağın dilimizi önemli rica etmiştir. Bir daha baksanız, inceleseniz ne olur sanki. Ta Amerika'dan buraya o kadar yolu verimsiz toprak demek için mi gelmiş? Salih Bey, ne yapayım? Araştırmam bilme dayanmaktadır. Bu toprağı kime veya nereye gösterirseniz gösterin, benim size söylediğim sonuca ulaşacaksınız. Öyle diyorsunuz da, atam siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Sayın dostum, biz Türk milleti olarak kefin bir savaştan çıktık. Savaşımız topla, tüfekle bitti. Ancak cehalet ile savaşımız hiçbir vakit bitmeyecektir. Bu hususta devrimler yapmaktayım ve pek tabii tüm halkımın bilimin ışığında medeniyet seviyesinin en üst basamaklarını tırmanmasını kendime hayat amacı olarak görmekteyim. Çok önem verdiğim bir husus, yüce ülkemin her bir tarafının yeşillerle dolmasını sağlamak ve ağaçsız tek bir bozkır yeri dahi bırakmamaktır. Sizi Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir bilim insanı olduğunuz için çağırdım. Böylece yüce ülkemin başkenti Ankara'nın en güzel mevkiinde satın almış olduğum araziyi yeşillendirmemde bilimin de katkısı olacağını düşündüm. Siz ise bana toprağın verimsiz olduğunu söylüyorsunuz. Paşam, amacım siz bu güzel emellerinizden vazgeçirmek değildir. Ancak bu toprakta ve bu iklim şartlarında ya sabır tükenir ya da para. Sizin söylediğiniz bizim de bildiğimiz bir sonucun bilimsel olarak açıklanmasıdır. Ama bilim aynı zamanda bilinenin ötesine geçmek değil midir? Korkarım size yardımcı olabileceğim paşam. Salim, Ankara Eğitim Enstitüsü'nden biyoloji öğretmeni zihinlerine bir posta yolla. Güzel Ankara'nın topraklarını zihni hoca inceleyecek. Hemen paşam. Bir hafta sonra. Zihni hocam, nasıl bakalım başkentimizin toprağı? Çiftlik kurabilecek miyim? Şimdi paşam, toprak üzerine birçok analiz yapmamıza rağmen toprak kireçli, çorak ve verimsiz. Çok memnun oldum, çok güzel. Paşam, aklınıza sınarak sormak isterim. Bu kadar çok bu çiftlik kurmak istiyorsunuz. Ancak neden bu olumsuz sonuçlara seviniyorsunuz? İlahi hocam, verimli toprakta elverişli iklim koşullarında herkes çiftlik kurar. Ben senin işe yaramaz dediğim bu çorak ve kurak toprakta da çiftlik kurabileceğini herkese göstereceğim. Mustafa Kemal Atatürk büyük uğraşlar sonucunda bugünkü Atatürk Orman Çiftliği'ni kurar.
Bu çiftliği kurarken Yaveri, Zihni Hoca ve nice Türk genci ve bilim insanı Atatürk'e sonsuz desteklerini sunar. Her durumda kaybedeceği varsayılan bir devleti büyük bir özveri, umut, güç ve azimle kurtaran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk yine büyük azmiyle olmaz denileni başarmıştır. Öyle bir lider düşünün ki bir çınar ağacının dalı kesilmesin diye kendi evini başka bir yere taşıyan, verimli değildir raporu verilen toprak üzerine inançla ve sevgiyle koca bir orman çiftliği kuran, ağaç, çiçek ve yeşilliğin uygarlık demek olduğunu her fırsatta vurgulayan, işte o ne mutlu ki bizim liderimizdi. 1937 yılı, bahar mevsimi. Atatürk, büyük bir özenle kurup yeşertmeye çalıştığı orman çiftliğine gider. Yavaş yavaş yürüyerek ilerlerken, henüz küçük, çelimsiz fidanları neşe içinde seyreder. Fakat bir anda neşesi kaçar. Çünkü baktığı yerde onu mutsuz eden bir eksiklik fark eder. Dur! Burada bir iğde ağacı vardı. O nerede? Paşam, zannediyorum ki yeni çalışanlar o iğde ağacını sökmüşler. İğde eski ve çelimsiz bir ağaçtı. Fakat yaşayan ve baharda hoş kokularını etrafa saçan güzel bir varlıktı. Ben bir nar ağacıyım. En az 150 yıl var ömrümde. Bu 100 yıl içerisinde birçok buluşmalar, birçok ayrılıklar gördüm bu bahçede. Ben bir nar ağacıyım. Bahçemde 7'den 70'e insanların gelip gölgemde soluklandığı, beni izlediği, gözyaşlarını köklerime su yapan. Mustafa'mın doğduğu evi her gün izleyen, bugün hala meyve veren ben, bahçemde mavi gözlü, altın saçlı Mustafa'mın çocuk seslerini dinlemiş olan, gölgemde oynadığı şanslı bir ağaç. Büyüklüğü bütün dünya tarafından bilinen Mustafa Kemal Atatürk çok yönlü bir liderdir. Devlet adamı, diplomat, komutan ve devlet kurucusu özellikleri yanındaki birçok konular içinde çevre konularındaki eserleri de dikkat çekicidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte başta Ankara'daki orman çiftliği ve Ankara'nın mimari yapısı yanında ülkenin her yerinde çevrecilikle ilgili hassasiyeti ve yaptıkları dikkat çekicidir. Şimdi Gazi'nin köşkünde bahçeyi Yaveri ile birlikte gezdiği ana gidelim ve onlara kulak verelim. Buyurun paşam. Bugünlerin bulamasıyla bizzat ben ilgilenmek istiyorum. Tabii ki paşam. Siz nasıl istersiniz? Bir gün bu çiçeklerin yeşerdiğini ve çiçek açtığını göreceğiz. Ama önce onlarla ilgilenmek, sulamak, bulamak ve bakımını yapmak gerekecek. Biraz emek vermemiz gerekecek paşam. Paşam, şu ilerideki ağacı görüyor musunuz? Diğer bitkilere gölge alıyor. Evet, gördüm. Ne yapabiliriz sizce Mevlüt Bey? Emredin, derhal keselim paşam. Sen hayatında hiç böyle ağaç yetiştirdin mi ki keseceksin? Türkiye Cumhuriyeti kurucusunu, ulu önderini, Atatürk'ünü kaybetmişti. Bütün İstanbul onu son kez selamlamak üzere Dolmabahçe'den Gülhane'ye kadar uzanan sokaklara, caddelere dökülmüştü. Büyük bir kalabalık içinde, gözyaşları eşliğinde Türk milleti atasını sonsuzluğa uğurlamaktaydı. Atatürk'ün ölümü sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada yankı uyandırmış, onun ölümüyle ilgili haberler dış basında da oldukça geniş yer tutmuştu. Amerika'nın önemli gazetelerinden biri olan Chicago Tribune, dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti derken, New York Times'a halk yas tutuyor. Askeri bir deha ve kahraman olan Atatürk, güçlü bir devlet yarattı haberiyle Gazi'nin ölüm haberini duyurmuşlardır. Mustafa Kemal'in ölümü İngiliz basınına da konu olmuş. Dönemin gazetelerinden Sunday Times, Atatürk için İngiltere önce asil ve cesur bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı saygıyla selamlamaktadır demiştir. Yine İngiliz gazetelerinden biri olan Daily Telegraph ise, tarihteki büyük başarılar gözden geçirilecek olursa, Kemal Atatürk'ün yeniden bir ulus ve devlet yaratması kadar göz kamaştırıcı bir örneğin bulunmadığı görülecektir, demiştir. Atatürk'ü oldukça yakından tanıyan Fransa'da,
ölümüyle ilgili haberler yayınlanmıştır. Paris Sœur isimli Fransız gazetesi, yeni Türkiye'yi yaratan, sultanları kovan, kadınlara hürriyet veren, radikal inkılaplar yapan adam olarak tanıtırken, yine Fransız basınından löpeti, Atatürk öldü, barış kubbesinin doğu sütunu yıkıldı, artık evrende kimse barışı garanti edemez diyerek acı haberi duyurmuşlardır. Alman ve Avusturya basınında da Atatürk'ün ölümüyle ilgili haberler yer almıştır. Volkischer Beobachter isimli Alman gazetesi, o Türkiye'yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet adamının başaramadığı bir şeydir derken, Avusturya basınında bir gazete ise, büyük düşüncelerin adamı bir devlet mimarıydı şeklinde haber geçmiştir. Bu ve benzeri daha birçok haber dünyada yankı bulmuş, Türk milleti başta olmak üzere herkes onun için gözyaşı dökmüştü. Kader, ne yazık ki onu en olgun çağında daha birçok eserler verebileceği genç bir yaşta çok sevdiği ülkesinden alıp götürmüştü. Ben bölgemin ileri gelenlerinden biriyim. Sizin çok önemli bir insan olduğunuzu biliyorum. Eserlerinize hayranım. Sizden bir ricam olacak. Hangi çiçeği sevdiğinizi bana yazmak cömertliğinde bulunursanız, o çiçeğin en güzel cinsine sizin adınızı vereceğim. Gülşen Eşref Bey, buraya bakar mısınız? Buyurun paşa, emredin. Bana gönderilen bu mektubun sahibine bir mektup da biz ileteceğiz. Buyurun paşa, not ediyorum.
Nazik ilginizden çok duygulandım. İlginize teşekkür ederim. Ben en çok alt kanatlı severim. Aa. Ne oldu çocuk? Senin eline diken batar mı? Batmaz mı? Senin elin kanar mı? Kanamaz mı? Ama sen Atatürk değil misin? Öyleyim çocuk. Ama... Sen şimdi bırak benim kim olduğumu. Bu gülü yetiştireceksen canın yanacak. Elin kanayacak. Güneş seni terletecek. Bu bahçede gül bitmez diyenler olacak. Gül öyle yetiştirilmez, böyle yetiştirilir diyenler olacak. Sen kendine şunu soracaksın. Ben burayı gül bahçesi yapmak istiyor muyum? Ben burada dünyanın en güzel güllerini yetiştirmek istiyor muyum? Eğer çok istiyorsan, ne eline batan diken, ne de söylenenler umurunda olmayacak. Kim olursan ol, tek isteğin... Şu kokuyu duymak olacak. Anladın mı? Anladım. Aferin sana. Hadi bakalım. Devam. Tükenir elbet gökte yıldız. Denizde kum tükenir. Bu vatan, bu topraklar cömert. Kutsal bir ateşim ki ben, sönmez. İnanın, Mustafa Kemaller tükenmez. Ben de etten kemiktendim elbet. Ben de bir gün geçecektim elbet. İki Mustafa Kemal var, iyi bilin. Ben, işte o ikincisi sonsuzlukta. Ruh gibi bir şey, görünmez. İnanın, Mustafa Kemaller tükenmez. Hep kardeşliğe, oğluğa giden yolda, bilimin, yapıcılığın aydınlığında. Güzel düşünceler, soyut fikirler de ben. Evrensel yepyeni buluşlarda geriliği kovmuşum ben. Dönmez. İnanın, Mustafa Kemaller tükenmez. Başın mı dertte? Beni hatırla. Duy beni en sıkıldığın an. Baştan sona her şeyle bu vatan, sakın ağlamasın Kasımlarda. Fatihler, kanuniler ölmez. İnanın, Mustafa Kemaller tükenmez. Denizler başında,
Sana olan özlemdendir yaktığım ağıtlar. Zamansız gidişindendir hep dizlerimi dövüşüm. Kıskançlığım toprağıdır seni bağrına bastığı için. Başımız diktir cihana karşı, senin eserin olduğumuz için. Ve atam, seni yaşamak ve yaşatmak onurdur, gururdur bizim için. Her zaman ve her yerde senin ilkelerinden, yolundan ayrılmayacağımıza bir kere daha ant içeriz. Sonsuz minnetle. Programımıza katılımınız için teşekkür ederiz.